Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Kündülü Haberle programımızı görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya kün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzurunla sunuş kıtırışımız. Kınamızı dıktanlar ekranımızı bulsun. Örkeş devlet Xitay rejimi banditler grubudur dedi. Amerika Devlet Meclisi'nde ötküzülgen Tiananmen kırgıncılığının 30. yılı Xitaydaki bastırışının tedirici terakkiyatını kayıtı bahalaş namlıq yığınğa öz vaqtıda Tiananmen okuquşular hareketinin rehberlerden biri bolğan Uyğur yigit Örkeş devletmi qatnaşdı ve söz kıldı. Onun Amerika Devlet Meclisi kılgan sözlerinin en muhim noktaları tövendikçe. Amerika Koşma İştatları Devleti bulup mu hükümet dünya liderlerine başlamçılık kılışı gerek. Dünya liderleri Amerika'nın pozisyesine ergeşişki mecbur bolğaşka pozisiye küçük bulmağışka Xitay'a xuddi emeliyeti yok bir işki muameli kılıvatkandak tuyguğu kilip kılıvatıdı. Men sözünü kılıvatkan Xitay rejimi, yani Xitay komünist rejimiga dünyanın Amerika hükümetinin muamelesi dünyadaki çoğun devlet bulu süpüt bilen mesuliyetini öz üstüge alıdığan ortaklardan buluşu gerek idi. Ama işinin hakikati bolsa, biz Xitay rejiminin kandak rejim işkerlikini intayin enik bilişimiz gerek ki, ular bolsa bir grup banditlardır. Ular dünyadaki en çok devletinin hakimiyet tüzülmesini uğurlayan banditlardır. Ve ular bu tüzülme bilen bütün devletini talan taraş kılmakta. Şunlaş kısılar devletinlerinin Xitay siyasetini bekitken vaktanlarda halkara münasebetler mütexassislerine meslehet selişinin ornağa cinayet ve cinayetçilerini tekşürüdüğen mütexassislerine meslehet salsanlar tihimi tuğru kılgan bulusiler diğerlerini bildirdi. Analizciler Saudi urushi umumiyüzlük partılısa Xitay'da pul pahallıqı yüz berdi deyişmekte. Reuters agentliğinin tünügün elan kılgan analizide dünyadaki en çok meblağ siliş şirketi hesaplandıgan Allianz şirketi Xitay'nın iqtisadi ahvali haqqıda toxtulup, eğer Xitay Amerika Saudi urushi umumiyüzlük partılısa Xitay puli pirivot nisbitinin 7'den eşip ketidiganlıqını bildirgen. Allianz şirketi Asya Tinich Okyan rayonu baş nazaratçısı Chen Jiechang muhbirlarga bu vaqtda ifade bildirip, Xitay dairelerinin Xitay puli perevod nisbetini 7'den aşırıvetmesliki kuchayatganlıqını. Şunaqla kısqa müddet içinde bunu kontrol qilalaydiganlıqını, ama Xitay Amerika Saudi urushi umumiyüzlük partılap qalsa, Xitay pulinin qattiq besimiga uchraydiganlıqını. Perevod nisbetinin 7'den eşip ketidiganlıqını Xitay'daki pul pahallıqının başka Asya devletlerde mi pul pahallıqını keltürüp çıkardıganlıqını. Uçağdaki ziyanının 1998 yıldaki Asya iqtisadi krizisinin qelişmaydıganlıqını bildirdi. O yana Xitay puluğu işinip meblağ salğıçılarının köp ikkallıkını, Xitay'nın bir belvağ bir yol planındaki muhim kozur ikkallıkını. Şunu Xitay pulinin pekat sodu koralıda emez, belki Xitay rejiminin inavet koralı ikkallıkını. Eğer bu inavetini yoktup koysa, əsligi keltürüşünün tolumu qiyin ikkallıkını bildirdi. Xitay Rozihetta xalqını məcburi sama usulü oynaşqı təşkilledi. Xitay bu yıllık Rozihet məzgilidə ilgirkidin pərqli xalda Şərq Türkistan'daki Uyğur ve başqa yerlik Müslümanlarının xoşal xoram heyt ötküzüvatqallıqı haqqıdaki xəbərlərini küçəb təşviq qıldı. Xitayın Şərq Türkistan'da yürgüzüvatqan dinğa qarşı basturuş siyasi qattıq əyibnişki başlayan bir peytdə Xitay təcavüzçiləri Qashqar Heytgah camisi ve Ürümçi Beytul Ma'mur məscididə ceza lageri ve türmenin sırtıda kalan bir kısım Uyghurlarını mecburi sama usulü oynaşkı təşkilledi. Xitay bu xil saxtı görünüş arqılıq, xalqara cemiyetke özünü Şarkı Türkistan xalqının dini ve milli örüp adetlerini himayi kıldıqallar qatarıdı görsetmekçi boldı. Xitay tarqatkan görünüşlerden sama oynavatkan kişilerinin ilgirkeki seliştirğandı zor derecede az ikkallıki, mecburi sama oynaşkı təşkillengen kişilerinin usulünün təbii əməsliki, yeni ögengen kişiler ikkallıki bilinib qalğan. Şərq Türkistan'ın yığınğı əhvalidən xəbərbar Uyğur mədəniyyəti və tarixini tədqiq qılğıcı mütəxəssislər Şərq Türkistan'daki dini çəkilmə və bastırışlarını xalq aləm bilib yetkən bir peyitdimi Xitayının dünya cəmaətçiliyini aldaşqa urunuvatqanlığını bildirişməkdə. Amerika Indiana Üniversitesinin dosenti Xitayının millətlər siyasi və Uyğurlar haqqında tədqiqat bilan şuğulunub kilibatqan doktor Timothy Gross 4 iyun, yəni Rozihet günüdə özünün Twitter betiga bir yazma çaplab Heytgah Camisi'nin 2014 yılı Rozihet'teki sürtü bilen bu yıllık sürtünü seleştirgan. O bu yazması da 2014 yılı Adem bilen lıq dolgan Heytgah Camisi'nin
bu yılgı kelgende kop kuruk bulup kalgallıkı. Hatta onun etrafıdaki köçelerde bir mu adam kalmagallıkını alahide tekitlep ötken. Uyghur haftaliki muhakeme yig'inining ochilish marosimi Amerika Davlat Majlisida o'tkazildi. Dunyo Uyghur qurultayining sohibxalligidagi Uyghur haftaligining eng muhim kun tartiblaridan biri 2 kun davom qildigan Xitoydagi yovuzliklarga qarshi turayli Uyghurlar uchrayotgan bo'hronga dunyoning inkosi temasidagi ilmiy muhokama yig'ini bo'lgan. Tunji kundagi ochilish marosimi 6 iyun kuni tushdan burun Amerika Davlat Majlisida o'tkazildi. Sharq Turkiston davlat marshi bilan boshlangan ochilish marosimidan keyin sahnaga chiqqan qurultay raisi Dulqunaysa Apandi oldi bilan nuqtalik qilib, hozir Uyg'urlarning siyosiy, iqtisodiy, madaniyat, din qatorliq sohalarida tarixdagi eng og'ir qismatlarga duch kelayotganligini, navbatda millionlagan Uyg'ur lagerlarga qamalib, bir zo'r tragediyaning hidi ma'lum bo'layotgan ahvolda dunyo jamoatining bu masalaga jiddiy qarashi lozimligini G'arb dunyosining dastlabki qadamda Uyg'urlar diyoridagi zulmlarga javobgar bo'lgan Xitoy amaldorlarini yer shari Magnitskiy qonuni bo'yicha jazolashi lozimligini, Uyg'urlar masalasi haqida dodillik bilan o'tirg'i chiqishga qodir bo'lmagan islom dunyosining hech bo'lmaganda Xitoy bilan bo'lgan hamkorlikka xotima berishi lozimligini ta'kidladi. Keyin Amerika Davlat Mudofaa ministrligining Hindi Tinch okean bexatarlik ishlariga mas'ul yordamchi ministri Randall Schreiber apandi so'z qilib, Uyg'urlar uchrayotgan bostirishni Bunundan 10 necha yil avvalgi ahvol bilan selishtirgan holda hozirgi zulmning burunqidan necha hissa eshib tushganligini, hozir 3 million odamni lagerga qamashda qabihlikning texcha ko'p qism kishilarga noma'lum holatda turayotganligini ta'kidladi va o'zlarining bu masalada davomli haqqoniyatni yoqlaydiganligini bildirdi. Keyin Amerikaning xalqaro diniy erkinlik bosh elchisi Sam Brownback so'z elib, Xitoy rejimining Uyg'urlarni islom e'tiqodiga bog'lagan holda bostirayotganligini Hozir lagerlarga qamalgan millionlagan kishilarning dal mushxil bostirishning qurboni bo'layotganligini ta'kidlab, Xitoy rejimi insoniyat tarixida hech qachon g'alaba qozonishga qodir bo'lmagan bir hodisa bilan hapilishibotdi. Ularning diniy e'tiqodni yo'q qilmoqchi bo'lishi mangu amalga oshmaydigan xom xiyol deb ko'rsatdi. Va ayni vaqtda Mavzudong Stalin qatorliq diktatorlarning dinni yo'q qilishga urinib ko'rganligini Yevropadagi sobiq kommunist hokimiyatlarning mushxildagi urinishlarining mo eng oxirida mag'lubiyat bilan oxirlashganligini buningga misol qilib, Uyg'urlarning diniy e'tiqodini lagerlar orqali yo'qotishga urinish jazman mag'lub bo'ldi deb ko'rsatdi. Keyin Amerika avom palatasining a'zosi Christopher Simms apandi so'z elib, Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirishlarini uning hozirgi ko'limi, xarakteri va har qaysi jihatlardagi ta'siridan elib aytganda qilchi ikkilanmasdan qirg'inchilik deb atashqa bo'ladiganligini ta'kidlab o'tdi. Demokratiyani ilgari surish fondining raisi Karl Grishman bo'lsa, bu hodisalarga boshqa nuqtadan mu qarashqa bo'ldiganligini ta'kidlab kelib, ayni vaqtda natsistlar Germaniyasi yahudiylarni qirg'in qilganda butun dunyo urush ishlari bilan aldirash bo'lganligidan boshqalarning bu ishlarga qo'l tiqqudak cho'lisi yo'q edi. Halbuki hozir urush vaqti emas. Millionlagan Uyg'urlar xuddi yahudiylarga o'xshash lagerlarga qamalayotganda demokratik davlatlarning bu ishga aralashishdan o'zlarini chatga elishiga hech qanday bahoni yo'q dedi. Facebook shirkatidan Huawei'ga yana bir zarba. Reuters agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, Facebook shirkati Huawei'ning Facebook, WhatsApp va Messenger qatorliq applarini yanfullarga oldin ola qochilishini cheklagan. Ya'ni bu applarni Huawei yanfullarga zavod tarafdan qochilishga bo'lmaydi ekan. Garchi ishlatuvchilar bu applarni ayrim tushirib ishlatalasimi va yengilayotgan Facebook shirkatining bu qarori Huawei shirkatiga nisbatan yana bir zarba hisoblanadi ekan. Xitoy Amerika savdo urushining ta'sirida Huawei shirkati og'ir zarbaga uchragan bo'lib, Oldingi oydagi bir dokladga asoslanganda Huawei'ning bu yillik yanfun setish miqdori 25% atrofida tovallab ketishi, hatto xalqaro bozordan yo'qab ketishi mumkin ekan. Xabarda aytilishicha Twitter shirkati bu haqda ishbodi bildirishni rad qilgan. Xitoyda yemak ichmak bahosi shiddat bilan o'rlamoqda. Xitoy xabarlari to'g'rining 2 iyundagi xabariga asoslanganda Xitoydagi yemak ichmak bahosi shiddat bilan o'rlashga boshlagan. Xitoyda o'tgan yildan boshlangan Afrika cho'chqa vabosining ta'sirida Xitoylarning asoslik yemakliklaridan biri bo'lgan cho'chqa go'shining bahosi o'sib ketgan. Amerika Xitoy savdo urushining kuchayishiga ergishib, Xitoydagi yemak ichmak bahosi mo tiz sur'atda o'rlashga boshlagan.
Xabarda ko'rsatilishicha, Xitoydagi meva chevi bahosi yaqinqi 5 yildan buyonqi eng yuqori chekkaga yetgan. Xususan Beijingda meva chevi bahosi 70% dan ortiq o'rlagan. Hatto ba'zi mevalarning bahosi o'xshash mazgildagidan 1.5 hissaga yaqin o'rlab ketgan. Xitoy yezi egilik ministerligi e'lon qilgan statistika natijasiga asoslanganda, ko'katlarning bahosi 120% ga yaqin o'sgan. Fuqarolar bir-bora meva chevi ko'kat yeyolmaydigan holga tushib qilishga boshlagan. Undan boshqa shakar qatorliq yezi egilik mahsulotlarining tannarxining yuqorilashiga ergishib, pechini piranik, suquq ichimlik qatorliq ushoq tushak yemakliklarining bahosi mo ko'rinarlik o'sib ketgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib programma oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.